Herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sezon bitti ve sezonu dünyada 795. bitirdim. Uzun zamandır top 1'de bitiremiyordum. O yüzden bu sıralama beni mutlu etti. Zaten geçen sezonki hedefim de top 1'di. Tabii ki daha iyilerini yapmıştık. Rekorumuz 453 ama dediğim gibi uzun zamandır top 1'de bitiremediğim için bu beni rahatlattı. Bugün de biraz geçen sezon sonu oynadığım maçları izleteceğim sizlere birkaç tane. Gerçekten çok sağlam maçlar geçti. Aynı zamanda geçen sezon sonu neler yaşadım bunları anlatacağım. Şimdi hemen ilk maçımıza geçelim. İlk maçımıza geçtik. Rakibimiz Noctis. Pekka balon oynuyor. Bize karşı çok büyük anti aslında. Balon desteleri zaten beni çok zorluyordu. Rakip de Pekka balon oynuyor. Yani ikisine de felaket atmamız gerek. Bir de çarpması var falan. Bayağı zor bir eşleşme. Sezon sonunda bu arada son gün aşırı fazla oynamadım. Öyle pazar günü 2-3 saat falan oynamışımdır. Ya bu da sezon sonu için, son gün için çok fazla bir saat değil. Hedefim de top 1000 yapmaktı. Bu maçları oynarken de bu maçı oynarken sanırım hani son maçım olacağını falan düşünüyordum. Ama sonrasında 2-3 maç daha kazanmam gerekti yani. Millet çok hızlı kasmış. O yüzden sürekli bir maç daha, bir maç daha kazanmam gerekti. Neyse maça dönelim. Rakip meta dışı bir deste oynuyor. Felaketimiz çıktığı için hemen Pekka ile bir atak yaptı. Tersten de orada atmış. Burada sağlam geliyor. Felaketse savunmamız lazım. En son minyonlar da gelince zehri bastım. Yani çok tehlikeli geliyordu ama sadece bir minyon vuruşuyla atlattık bu atağı. Evrim okçular da var rakipte. Zaten kullanmayan çok nadir. Köprüden bastı. Garip bir hamleydi. Hemen tomruk attık. Şu anda hasar döndeyiz ama zaten balonla bir yakalarsa maçı kaybedebiliriz. Yine felaketimizi harcatmak için köprüden balon bastı. Ben de attım felaketi. Balona zehir attığınızda da vuruyor. Zehirin yanında bir de ruh atmanız lazım. O zaman da zaten bomba hasarını yiyorsunuz yani. İşte balon o yüzden zorluyor zaten bizi. Evet, madenci attık ama iskelet ordusu var. Şimdi 2x'ten sonra daha da tehlikeli rakibin destesi sağlı sollu gelebilir. Burada Pekka attı arkadan. Balonu da az önce çıkarttığı için felakete attım. Böyle tekrar döndü balonu ama. Bir tanksız attığında zehir ve ruh atabiliriz. Tankla attığında sıkıntı var. Pekka'yı goblinlerle oyalıyorum. Evet, ikinci felaketi çevirdik hemen. Burada tersteki okçu da felaketi gördü. Yine kusursuz savunduk. Rakip arkadan Pekka ile geliyor. Zaten Pekka arkadan atıldıysa şövalyeyi tersten atıyorum ben. Pekka'ya yem olmasın. Bir de evrimlisi yani. Burada yine felaket erkenden diktim. Evet, bir balon atağı yaptı. Hemen tüm büyüleri göndermişim. Evet, yine balonu ucu ucuna savunduk. Evet, çarpması da olduğu için felaket yetmedi burada. Sonrasında şövalye falan da atmam gerekti. İksir de bayağı gerideyiz. Hala yakalanmadık ama ölüm hasarıyla şu an hasarı da eşitledi gibi rakip. Tekrardan Pekka ile çıkıyor. Ben de yine felaketi diktim. Bakalım tersten balon atacak mı? Geriden atmış. Hemen burada zehirliyorum. Burada bu arada asıl amacım yani kuleye vurmak da değil. Tabii kuleye vurmak da iyi ama balonun full canla gelmesi de bayağı tehlikeli. O yüzden o zehir agresif bir zehir gibi gelmesin size. Burada ikinci felaketi attım. 3x'e giriyoruz diye ama rakip aynı anda balon attı. Biraz şanssız bir zamanlamaydı. Okçu bir tane vurmuş. En azından balonun bombası değmedi. 3x'teyiz artık. Bol bol felaket kulesi dikmemiz lazım. Çünkü rakip de çok sağlam gelecek. Okçuları ileriden attı. Hemen paketi atıyorum. Çarpmayı yanlış attı burada. Pekka'yı aldık. Bir felaket daha çevirdik.
Önce şövalyeyi atmışım. Şimdi ikinci felaketi attım. 3x'te böyle sürekli iki felaket atabiliyoruz. Rakip oklarla hemen ilkini aldı. Ben de tüm büyüleri yolladım yine. Ama bombasını yine de yiyeceğiz sanırım. Aynen. Artık 10 saniye kaldı, vurmamız lazım. Zehri atakta kullandım. Burada zamanla oynuyorum. Felaketi geriye attım balon gelemesin diye. Evet, ucu ucuna kazandık. Süre olsa o bomba kuleye değer miydi bilmiyorum ama zaten zamanı oynadım. Yani rakip bence kesinlikle antiydi ve daha iyi oynasa bence yenerdi. Ama biz de güzel oynadık. İkinci maça geçelim. Evet, ikinci rakibimizi bulduk. Dünyada 50.liği varmış. Bu da madenci balon oynuyor. Bu deste de anti. Zaten sezon sonu çok fazla anti verdi. Bir de rakipte ok var. Hani normalde varille oynanır bu deste. Ok olması çok çok kötü. Madencisini de goblinlerle savunamıyoruz. Ya bu eşleşme harbiden baya kötü. Burada hemen slasher'ını almaya çalıştım. Fazla korumaya çalışmış oldu slasher'ı. Paket atıyorum. Evet, rakibin de okunu gördüm. Bu arada madenci balon destesine karşı sezon son günleri hep kaybetmiştim neredeyse. Bu adama da daha öncesinde kaybetmiştim. Cidden baya kötü eşleşmeydi artık. Gelince biraz ünsüzlüğe kapılıyordum desteği görünce ama yine elimden geleni yaptım. Böyle destelere karşı asla agresif oynamamak lazım. Slash şöyle zehri attım. 4'e 4 takas. Sıkıntı yok burada. Evet, rakip ilk balon atağını yaptı. Felaketi öne attım. Madenciyle vurmayı tercih etmiş. Goblinler de atmadım. Ok atmasın diye rakip. Ya, ok da zaten 150 falan vuruyor kuleye. Bir de üstüne goblinleri alınca madenci de daha fazla vuracak. Yani o ok fırsatını asla vermemeye çalışıyorum rakibe. Bu çok önemli. Madenci ok da bizim için yani bayağı tehlikeli bir konma bu arada. Böyle bazı havan destelerinde madenci ok vardı. O destelerde zorluyordu. Rakibine bir balon attı. Ben madenci atar diye önce şövalye attım ama madenci iksiri yokmuş. Yani direkt felaket atsak daha iyi olurmuş. Burada yine silahşörünü korumaya çalıştı. Tabi rakipte varil olmadığı için en azından köprüden atabiliyoruz böyle goblinleri. Madenci atmadım. Yani sürekli iskelet bekleteceğini de biliyorum. İskeletleri çıktı, şimdi de atıyorum. Bu sefer de buz golemiyle savundu. Ama maça bayağı güzel başladık yani, hasarda öndeyiz. Evet, burada felaketi yakaladım madenciyle. O yüzden ruhla paketi de attım. Yine de savunduk balonu. Ya her atağı kusursuz yapmamız lazım. Deste bayağı sıkıntılı. Goblinleri bölüyorum. Bu eşleşmede bayağı işe yarıyor. Yani hem bir sağ taraf için bizim için sağ tarafta bir atak potansiyeli oluşturuyor. Hem de sol taraftaki rakibin madencilerini savunuyor. Burada yine goblin atmıyorum ok atmasın diye. Madenci birkaç tane vurabilir. Bu da çok güzel bir tahmin yapmışız. Madenciyle daha da vuruyoruz. Farkı açmamız güzel. Mesela goblinleri full sağdan atmışım bu sefer. Evet, felaketi yine ileri attım. O pozisyonda her türlü balonu çekiyor. Rakip yarasa veya minyonla ittirmezse. Evet, burada çift silah şöyle yaptı diye hemen zehre atma, bir tanesini kaçırdık. Neyse ki şövalye halletti. Burada yine goblinleri böldüm. Evet, goblinler öne giderken de arkaya madenci atacağını tahmin ettiğim için şövalye attım. Onu da güzel yakaladık. Yani bayağı kusursuz oynuyoruz şu ana kadar. Evet, iskeletleri bir kez daha yakalamışız. Rakip de madencilerle vura vura farkı kapatıyor biraz. Evet, yine bir atak daha. Hemen buz golemini erken öldürelim diye goblinleri öne attım. Madenciye zaten atamıyoruz oku olduğu için. Burada paketi falan da attım. Kartopu da geldiği için.
Ucu ucuna savunduk balonu. Evet, rakip bir atak daha yapıyor. Felaketini öne attım. Her türlü balonu çekecek. Felaket erken yıkıldığı için zehri de attım. Hatta paket de atmak zorunda kaldık. Burada bir balon daha geldi. Bayağı sağlam darlıyor rakip. Goblinleri kötü atmışız. Yine madenci tahmini yaptım ama. Evet, buradan sonra ruh ve şövalyeyi de bekletiyorum. Madenci için, madenciyle vuramasın diye. Son balonu da çektim. Evet, goblinleri bilerek beklettim zaten. Kartopu sayesinde biraz vurdu ama ucu ucuna kazandık yine. Bu maçı kazandığımda da Tapbin'in garanti olacağını düşünüyordum. Pazar akşamı oynadım sanırım bu maçı. Gerekirse sabah bir maç daha yaparım dedim. Şimdi sonraki maça geçelim. Evet, rakibimizi bulduk. Geçen maçtan sonra dünyada 800. falandım pazar akşamı. Sabaha bir baktım sıralamam düşmüş. 970'lerdeydim. Dedim bir maç daha atayım, garanti olsun. Bu maça girdim. Rakipten atıcı gördük. Atıcı gelince tersten baskı yapıyorum zaten. Burada varilin atmasını bekledim. Attınca hemen goblinleri attım. Hatta ruhu da atmışım. Bu tarz ağır destelere karşı agresif oynamak önemli. Yani rakiplere rahat rahat atak yaptırmamak lazım. Mesela bu maça dikkatli izleyin. Harbiden çok sağlam baskı kuruyorum. Zaten rakip tüm gücüyle gelirse savunamayız. Hem yıldırım var hem atıcısı. Yani bayağı sıkıntı bir eşleşme. Ya eşleşme kimde emin değilim. Bu 20 galibiyet mücadelesinde çok fazla oynanıyordu. Orada genelde rakipleri yeniyordum ama kupada karşıma gelen rakipler çoğunlukla beni yendi bu eşleşmede. Kupada daha sağlam oyuncular geldiği için. Burada şövalye ile savundum hemen. Zaten 1x elektro devle vurması biraz zor. Şu ana kadar madenciyle güzel vurduk. Hasarda öndeyiz. Rakip atıcı attı. Hemen zehri atıyorum. Yani dediğim gibi agresif oynuyorum. Atıcı zaten bizim tarafımıza geldiğinde sıkıntılı bir kart. O yüzden erkenden canını indirmek iyi oluyor. Erkenden de hasar vurmak önemli bu eşleşmede. Evet, rakip tekrardan elektro devle arkadan çıktı. 2x'e girdik. Arkadan şövalye attım. Goblinlerle ufak bir baskı. Ruhu da yine attım kuleye vuralım diye. O ruh hasarları bile çok önemli. Yıldırım atacağını biliyordum ama yine de öne attım. Evet, yıldırıma rağmen savunduk. Zaten paket tonluk da yapacaktım küçük prense. Yine bakın hemen baskılı oynuyorum. Rakibe varilini harcattık. Ya, maksat tüm gücüyle gelemesin. Atıcıyı da zehirledim. Zaten atıcının karşısına şövalye atmaya gerek yok. Hem kuleye vurma riski var. Hem de 2 saat köprüde falan takılır. Şövalyeyi de uzaklaştırıyor zaten. Erkenden felaketi attım burada. Yıldırım geleceğini bilsem de önden atamazdım zaten. Şimdi diğer kartlarla savunmaya çalışıyorum. Zehir falan da atınca hani bayağı güzel erittik elektro devi. Rakibin arkadan geliyor. Burada köprüden şövalye basmışım çünkü atıcısı çıktı. Evet, sağ tarafa attım zehri bu sefer. Küçük prens de tehlikeli zaten. Elektro devi de vurmuş olduk. Tekrar geriye felaket. Atıcı yaklaşmadan hemen şövalyeyi attım. Kasırga falan atmasın. Evet, yıldırım da direkt felakete tek atmadığı için oraya çekmesi bile yetiyor aslında. Burada felaket dönmedi. O yüzden tüm büyüleri attım. Elektro devi o şekilde bile savunabiliyoruz yani.
Ya atıcı elektroide ve yıldırımla aynı anda gelip böyle sağlam bir atak yaptırmazsak savunabiliyoruz rakibi. Yani artık 3x'e de girdik. Ben de yine agresif oynamaya devam ediyorum. Zehir bile atmışım elektroideve. Elektroideve daha gelmeden yarıcandan düştü. Felaketi yine diktim. Şu an yıldırım hasarı bizi öldürmez. Rakibe daha fazlası gerek. O yüzden yıldırıma göz yumabiliriz. Burada iki atıcı yaptı artık. Ama 3x'teyiz. Biz de rahatça felaket döndürüyoruz. Buradan sonra da rakibin çok şansı kalmadı zaten. Yani cidden maç boyunca inanılmaz baskı kurduk. Rakibe doğru düzgün atak yaptırmadık. Ataklarını da güzel savunduk yani. Daha ne olsun. Bayağı da farkla kazanmışız. Evet, bu maçtan sonra da sıralamam 880 falan oldu. Bu arada bu maça sabah 6.30'da falan girdim. Yani okula gitmeden önce bir maç atıp çıkacaktım. Kaybetsem de bırakacaktım artık. Sıralamamda 880 olunca sezon bitiminde 5.5 saat falan vardı. Yani ilk 1000 garantilenmiştir diye düşündüm. Neyse okula gittim. İşte sezon bitimine 15 dakika kala falan. Bir baktım sıralamam 1004. Hani bir maç daha atmam gerekecekti mecbur. Yoksa ucu ucuna kaçıracaktık. Neyse okulda dersteyken mecbur maça girmek zorunda kaldım. Normalde de böyle önemli maçlara girmeden hani mutlaka sessiz bir ortamda olurum odaklanmak için. Tüm odağımı oyuna veririm ama okulda derste oyun sesini bile duymadan maça girmek zorunda kaldım. Eşleşme de kolay gelmedi ama Allah'tan bir şekilde kazandık. Rakip de çok sağlam oynamadı. Bu şekilde de ilk binde bitirmiş olduk. Bu arada bir maç daha kazansam ilk 600 falan gelecekti. Yani sezon sonunda garip bir yığılma olmuş. Ama hedefim ilk bindi zaten. Sıkıntı yok o yüzden. Bundan sonraki sezonlarda daha yukarılara kasmak isterim. Rekorumu da kırabilirsek güzel olur hatta. Şöyle sezon son maçlarını da göstereyim bu arada. Son 10 maçımı kazanmışım. Gerçekten zor eşleşmeler geldi yani. Meta da zaten kötüydü, biraz garipti. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.